Ya Rabbi, bizim niyetimiz, derdimiz, kastımız, maksudumuz sensin. Razı olduğun işlerle bizi meşgul eyle. Razı olmadığın işlerden, hallerden bizi uzak eyle. Çünkü böyle 50, 60, 100 arası neyse bir sene, bir ömür bu aleme gelip de Allahu Zülcelal Hazretlerinin rızasını kazanmadan, onu memnun etmeden, onu razı etmeden onun huzuruna dönmek çok büyük mahrumiyet olacaktır. Çok büyük sıkıntı olacaktır. Çok büyük kayıp olacaktır. Çok büyük kayıp olacak, aman Allah. Tedariki mümkün olmayan bir kayıp. Dünya değil ki hani, bu mahallede olmasa öbür mahallede hallederim. Bu memlekette olmasa başka bir memlekette hallederim. Yani bir türlü bu dünyada iş yürür, ama öyle ama böyle. Dört dörtlük olsa ne olur, olmasa ne olur dersin dünyada. Kalacağım ne kadar, yaşayacağım ne kadar, değil mi? O ki bir sınır var, o ki bir ölüm tarihi var. Biz bilmiyoruz o tarihi tabii. Rabbim bir tarih attı herkese yani. Herkesin tarihi var. Hiçbirimiz bilmiyoruz. Ne zaman, nerede o tarihte oluyor? Allah Allah. Öyle buyururlardı Hasmi Efendi. Allah makamını âli eylesin, şefaatlerine nail eylesin. Ölüm bizi mutlaka bir yerde bulacak. Biz o yeri bilmiyoruz ya. Ne yapalım? Biz ölümü her yerde bekleyelim. Değil mi? Her yerde bekleyelim. Hiç ummadığın, beklemediğin, bilemiyorsun ki o nefes sayısının ne zaman tamamlanacağı. Akşam uyurken mi? Kahvaltı yaparken mi? Namaz kılarken mi? İşe giderken mi? Arabada mı? Havada mı? Karada mı? Denizde mi? Bilmiyorsun. Bilmiyoruz. Bir şey sebep olacak. Bir şey vesile olacak. Anlıyor musun? O vesileyi kimse bilmez. Ecelin geldiğini kimse konuşmaz. Ancak işte trafik kazasından öldü. Kanserden öldü. Efendime söyleyeyim işte kavgadan öldü. Şunlar bir sebep yarattı Mevla Teala. Onlar hep sebep. Ama herkes sebebi konuşur. Vakit geldi, ecel geldi. Ya Rabbi, cümlemize hayırlı uzun ömürler ver. Amin. Razı olduğun yerlerde yaşamayı ve razı olduğun hallerde huzuruna dönmeyi nasip et cümlemize. Amin. Duayı çok yapalım. Bunu çok isteyelim. Duadan üşenmesin kimse ya. Dua parayla değil ya. Yani namaz için belki biraz meşakkat var işte. Temizlik yapacaksın, abdest alacaksın, rükû, secde vesaire. Mevla'nın emri. Tamam. Oruç tutmak da belki işte sabahtan akşama kadar aç durmak kolay değil. Tamam. Zekat vermen için zengin olman gerekiyor. Hac vazifeni yerine getirmen için paran, imkan, ne bileyim, biliyorsunuz işte meşakkatleri. Ya duada bunların hiçbiri yok ya. Sadece dua edeceksin ya. İnsan ağzı durmaz da illa bir şeyler konuşur. Türkü söyler, şarkı söyler, gıybet eder, dedikodu yapar. Hayatını anlatır. Memleketinden, köyünden, kasabadan, ne bileyim ben ya. Gündem, 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 değil mi? Yine zamlar geldi, yine şu oldu, yine bu oldu. İnsan konuşmadan duramıyor. Dua etmek, onun yerine dua. Ama insanoğlu namazdan sonra bile böyle paldır küldür kalkar gider hemen. Ya bir dua et ya. Namazın arkasından yapılan duaya Allahu Teala icabet ederim diyor yani. Kabul ederim diyor. Bak, abdestsiz gezmeyin. Müslümanlar, inananlar. Abdestsiz gezmeyin, bana eziyet edersiniz Cenab-ı Hak buyuruyor ya. Abdest aldınız, iki rekat olsun kılın, namaz vakitleri değilse. Kuşluk, evvabin vesaire, bunlar da olur. Ama onların da zamanı değil, başka bir vakit. Abdest aldınız, kerahat vakti değil, iki rekat kılın. Kılmazsanız eziyet edersiniz. İki rekat kıldıktan sonra bana dua edin. Duanıza icabet etmezsem ben size eziyet ederim, Allah buyuruyor. Bak, görüyor musun? Mutlak kabul ederim diyor yani, mutlak. Gelin bu sebeplere sarılalım ya. Kayıp çok, zarar çok. Ama öyle bir, tabiri caizse anlayacağımız şekilde, öyle bir iş verdi ki Mevla bize. Yani hani adam gel ya şurada, efendime söyleyeyim, teknolojiden anlayan bir insan öğretmiş ona o mesleği. Şurada iki tane, efendime söyleyeyim, şey karıştıracak, klavye falan işte yazacak. Bir saatin içerisinde başkasının bir ayda kazandığını alıyor. Doğru mu? Daha nice işler var ki, ince işler, acayip işler var ki mesela. Adamın senede alamadığını alıyor. Bak, niye? İşte o bir fırsat. Allah o ilmi vermiş ona. Herkes yapamıyor çünkü onu yani. Dua, bak, milyonlarca insan yapamıyor. Dünyada kaç milyar insan var arkadaşlar?
Bu kadar milyarların içerisinde kaç tanesi abdestsiz gezmeyeyim diye abdest alır? Sayılıdır, tek tüktür. Kaç tanesi abdest aldım, farz değil, öğlenin ikindir değil. Allah rızası için iki rekat namaz kılayım, kaç kişi der bunu? Bak bu ince bir meslektir tabiri caizse. Güzel bir kazanç kapısıdır. Ve kaç kişi bunlardan dua eder? İşte Mevla buyuruyor bak, ekseriyet bundan gafil. Ekseriyet bunu bilmiyor. Bilen de yapmıyor. Sen yap, ben de senin o yaptığın duaya icabet edeyim, kabul edeyim. Gördün mü? Sıkıntım var ya Rabbi. İşte ben gidereyim onu. Madden sıkıntı çekiyorum, geçim sıkıntısı çekiyorum ya Rabbi. İşte ben genişlik vereyim sana. Manen ruhum daralıyor. Bak bugün mesela çok büyük şikayetler var. Yani bu Allah muhafaza, cin musallatları bayağı yayıldı şu anda yani. Bazı Allah'tan korkmayanlar da bu büyü işlerini çok yapıyorlar yani. Ben büyüye inanmıyorum demesin kimse. Mevla bir verirse o belayı başına görürsün o zaman yani. Kapı kapı gezersin, ülke ülke ülke, il il gezersin çare aramak için ya. Bu ilim var da Kur'an'da var bu yani. Bunu inkar eden kafir olur yani. Ne demek ben inanmıyorum yani. Allah Allah. Ama ne oluyor? Allah-u Teala Hazretleri bunu imtihan olsun diye, tamam mı, müsaade ettiklerine tesir ettirir. O kişi ya günahlarından dolayı efendime söyleyeyim kefaret olsun, ya da onu imtihan eder Mevla, ne kadar sabrederse derecesi, makamı o kadar yüksek olsun. Ahirette kazancı o kadar büyük olsun. Yoksa bu kadar günahlarla beraber kabir azabına dayanamaz insan. Mahşer rezilliğine, sıkıntına dayanamaz. Cehenneme hiç dayanamaz. Mevla da o ki imanın var. Allah dedin, la ilahe illallah dedin, Muhammedur Resulullah dedin. Öldükten sonra da dirilmeye inandın. Seni biraz temizleyeyim diye, burada imtihan olsun diye tesir için müsaade ettikleri olur, etmedikleri olur. Yapan ne olur? Yapan cehennemi boylar. Yaptıran cehennemi boylar. Sihir, büyü, fal vesaire. Gayipten haber verme iddia. İnsanları kandırma. İnsan para için. İşte paraya dinin imanını sattı işte ya. Paraya, dünyevi menfaatine imanını verdi o. Büyüyü yapan verdi imanını. İman gitti. Yaptırana ne dersin peki? Allah muhafaza. Hadi gör bakalım yarın ahirette, cehennemde. Durumun ne olacak? Ayıptır ya. Ya keyfi için, zevk için bunu yaptıranlar var ya. Zevk için. Bozulsun yuvası, yıkılsın yuvası. Düşman olsunlar karı koca birbirlerine. Kardeşler, akrabalar yesin birbirini. Müslümanlara, İslam memleketi her tarafa. Allah Allah. Bir gün yağmur duasında Beykoz Yuşa Aleyhisselam huzurlarında asrımızın müceddi Mahmud Efendilerimiz Allah'ım şefaatine nail etsin. Orada buyurdular ki, yine zaman zaman sohbetleri de buyurdu. Oradaki de tam canlı gözümün önünde şu anda. Türkiye'ye dış ülkeler, kafir, Yahudi, Hristiyan vesaire dış ülkeler Türkiye'ye çok büyüler yapıyorlar. Bak Türkiye'ye çok büyüler yapıyorlar. Ancak onların büyüleri medreselerde okuyan çarşaflı kız talebelerimiz ve sarıklı, şalvarlı, sakallı erkek talebelerimiz hürmetine Allah geri çeviriyor çoğun. Geri çeviriyor, geri çeviriyor. Şimdi meseleler de bozuluyor. Allah muhafaza. Ne oluyor peki bak? Yuvalara dikkat edin, sınırlara dikkat edin. Allah şerlerinden cümlemizi muhafaza eylesin. Allah'ımıza sığınalım inşallah. Tamam, Mevla muhafaza ederse eder. Ondan isteyeceğiz yardımı. Ya Rabbi dostların hatırına, Habibin sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere Mevla'ya sığınacağız. Onların hürmetine Allah'ın bizi kafirlerin, münafıkların, müşriklerin şerlerinden, büyücülerin büyülerinden, sihirbazların sihirlerinden, nazarkezlerin nazarlarından Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Allah'ımıza sığınıyoruz.